Demek buraya Ebu olarak geldim bacı. Seninki de ne şansmış. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın. İşe bak. Ankara'dan kalk, doğunun en ucuna gel. Ha şurası İran. Allah kolaylık versin bacı. İşin zor. Şimdi gülersin. Memnunsun. Doğuya hizmet vermek istersin. Hep böyledir. Ama anlarsın. Bakma öyle durduklarına. Bu dağlar hayırsızdır bacı. Bu dağlarda iş yok. Sağ ol, kullanmam bacı. Hele sen bu dağları çığ düştüğünde, tipi yaptığında göreceksin ki, Allah Allah! Senin anlayacağın, kışın burada hayat yoktur bacı. Ama Ankara öyle mi ya? Mamak'ta yaptım askerliği. Samsun yolundaki otomobilleri, güvercindeki gece konduları, Ulusu, Çankaya'yı, Cebeci'yi, Kızılay'ı karış karış bilirim. Az çiğnemedik toprağını hani. Ne oldu, niye durduk? Babam. Yoktur. Avcı Şehmuz'dur. Yiğit adamdır bacı. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Buradan öteye Kızak'la gidecekmişim. Şoför öyle söyledi. Ben Ebe'yim. Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim. Adım Mürvet. Gel götüreyim. Bekçi Hüseyin! Thank you.
Girer. Ne oldu? Kim bunlar? Rıfat Ağa'nın adamlarıdır. Öyledir. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur. Ya buzlar kırılırsa? Bir şey olmaz. Hep geçeriz. Hoş gelmişsin. Gelin, lambayı yak hele. Orada ne bekliyorsun? Gel buraya yardım et. Gel şöyle otur kızım. Çabuk minder koy. Sobanın yanına koy ki ısınsın. Bir tane de sırtına. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Gelin çay koy, üşümüş. Ayıp be, hiç insan görmediniz. Oturun. Ne var? Kızım adını bağışla. Mürvet. Mürvet, yolculuk zahmet verdi mi? Evet, zor geçti. Ta Ankara'dan buraya. Ebesin. Buraların hali böyledir. Senin yolculuk nereye? Aladağ. Yakındır. Ne kadar? Bir günlük yoldur. Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ. Gelin, hele yemek koy, karnı açtır. Sağ olun, aç değilim. Sen nasibini yiyeceksin, bizim rızkımızı yiyecek değilsin. Sıla, siz de ne bekliyorsunuz burada? Dağılın gidin, hadi! Ya göreceğiniz ne kaldı? İşte burada, tamam gördünüz ya, gidin! Sizin mi? Allah bağışlarsa benimdir. Benim torunumdur. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabından bölümler sunacağız.
Müslümanlarda Boğaziçi geceleri kandil, mum, lamba gibi mihrabın akrabası. Ne sağlık. Hafif ve yumuşak eski ışıklarla aydınlanırdı. Mihrabın şüphesiz daha dokunulmamış bir büyüklüğü, el sürünmemiş bir temizliği, eşsiz bir tabiliği vardı. Başka yerlerden Boğaziçi'ne gelenler, burada mihrabı o kadar tılsımlı bulurlardı ki, adeta sarhoş oldukları ve hatta bu füsuneli, güya tekin... Sen bizde misafir ol bu gece, yarın ola hayrola. Gelin yatakları serelim. Hadi gelin, yataklar tamam. Güzel bir koku vardır. Hadi oradan lan. Kız. Sen bugün burada kalacaksın. Kar 5 karış olmuştur. Ben bu havada kimseyi yola bırakmam. Gitmem gerek. Mümkünü yoktur. Kar çoktur. Ne atlı ne de atlı kızak gider. Çok mu hoşuna gitti? Enerji tüketim ve ithalatımızın dış ödemeler dengesi üzerindeki etkisi giderek artmaktadır sevgili dinleyiciler. Bu şartlarda önümüzdeki yıllarda azalmayacağını düşünmek yanlış değildir. Mevcut enerjiyi ve enerji potansiyeli hediye olmasaydı sana verirdim. Kusura bakma. Onun yerine koyalım. Sen de ver. İşin daha az enerji kullanır. Hadi düdük sende kalsın. Düt. Günaydın Tahsin kardeş. Bugün yola gidilmez. Sen ne burada kal. Ne olacağım ben şimdi? Allah'ın işine karışılmaz. Burası hep böyledir. Kar yağdı mı durmak bilmez. Bekleyen vardır. Yok ama gidip görevime başlamam lazım. Sen burada kaldı. İşte görürsen. Her taraf mühür kar. Şey tuvalet nerede? Ha? Tuvalet. Ha, evin arkasında. Sevgili, sana bu satırları Ağrı'nın yakınca köyünden yazıyorum. 3 gündür kar yağıyor. Yollar kapandı. Tayin edildiğim yere henüz varamadım. Belki yolu açan bir dozer çıkar gelir, beni kurtarır. Ne yapsam, ne etsem... Üşüyorum. Üşüyorum sevgili. Kimdir o? Şehmuz, ben. Hoş gelmişsin.
Hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Minder koy. Evedir, Aladağ'a gidecek. Gelin, çay ver. İçin iyi gelir. Sağ ol. Bir şey değil. Ben sizi tanıdım. Daha önce karşılaşmıştık. Mümkünatı yok. Ağrı'dan gelirken minibüste. Hatta şoför sizinle konuştu. Sözün doğrudur. Eyvallah. Güle güle. Yiğit adamdır şeyhimiz. Karın altını, bastığı yeri bilir. Ayıdan kurttan korkmaz. Güzel kokuyor. Hoş. Benden güzel? Yok. Gel. He? Dur lan. Şişt kız, o lafa. Bir dakika. Oynama lan. Şişt. Bak bize. Bak kız. Festivale Türkiye'de senarist ve sanatçılar da katılıyor. Türkiye Macaristan Kültür Değişim Programı uyarınca yarın Ankara'da bir Macar resim ve heykel sergisi açılacak. Zendentre Sanata adlı sergi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 20 yıl kadar açık kalacak. Hakkı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki ya Zendentre kasabasında yaşayan sanatçıların eserlerinden oluşan sergi bir çok sevdin o aynayı galiba. Sana vermek isterim ama hediye. Hatırası var. Brezilya'nın güneyindeki Sao Paulo eyaletinde tarım işçilerini taşıyan
Ne oldu Tahsin kardeş? Önemli değil. Gel. Gelir misin? Sizlere de yük oldum, kusura bakmayın. Seni rahat ettiremedik herhal. Senin keyfin başım gözüm üstüne. Sen yakıncanın ağır misafirisin. Acımadı mı? Yok. Kaç aylık hamilesin? 4-5 vardır. Burada canın sıkılmıyor mu? Yok. Kar durdu. Artık gidersin ha. Zeynel dayı, Tahsin kardeş. Ne var Derman? Kar durdu. Artık gidebilirim. Nürmet kızım, bir gün daha bekle. Kara kışa yiğitlik olmaz. Yarın bakarız kar durumları ne vaziyette, ona göre yola çıkarız. Ne olursa olsun götürün beni. Bu hava kar topluyor. Yine başlar. Beni götürün. Bu iyiliğinizi hiç unutmam. Yoksa burada çıldıracağım. Buraların kışına akılsız ermez. Bakarsın çık düşer. Ayı var, kurt var, fırtına var. Durduk yerde bir de elimizdeki candan olmayalım. Bütün sorumluluk bana ait. Ne olur, göreve başlamazsam maaş alamam ki. Beni götürün. İhtiyarlara haber sal, gelsinler konuşak. Ne edek? Ne diyorsunuz? Bacıyı götürecek miyiz? Götüreceksek nasıl götüreceğiz onu anlatın. Kadın başıyla onca dağın başını yayan yürüyecek değil ya. Ne malum belki mi yürür? Bu kere bacı buraların adamı değil. Hamler yolda kalır. O halde nasıl edeceğiz? Sırtımıza alacak değiliz ya. Ata katıra bindirsek bu kışta kıyamette at da katır da gitmez. Karda ayağı kırılır. En iyisi kar kızağıyla götürmek. Üstüne eşyasıyla kendini oturtırız, iplerle çekilir olur biter. Sen ne diyorsun Şahmuz? Zor iş. Bu hava bozacak. Bir deneyelim. Hazırlan gidiyorsun. Sağ olun. Çekil elini. Hiç insan görmediniz. Allah Allah! Dağılın! Hadi dağılın! Ne durursunuz bro? Hadi! Allah fazla ekleşmeyin. Hayırlısıyla yola düşün. Kar geliyor ya. Yine de Allah büyüktür. Kusura bakmayın. Size yük oldum. Sağ olun. Estağfurullah. İnsaniyetlik borcu. 40 yılın başında köyümüze bir yolum düşmüş. Hoşça kalın. Yolum açık olsun. Şahmuz'un izinden ayrılmayın. Kurda çağa dikkat edin ha.
Arı keyifler nasıl? Sağ olun, bin kere sağ olun. Bu elinizin altında kalmayacağım. Estağfurullah, ne iyiliği. İnsanlık borcumuz bizim. Kadın otur! Kadın işi değildir! Hayda! Süpermarket çağını açan kuruluştur. 70 yıllık tecrübe, ciddiyet, istikrar ve güvence Türk Bank'ta. Huzurlusunuz. Çünkü paranız Türk Ticaret Bankası'nda. Türk Ticaret Bankası. Türk Bank. İkinci adresiniz. Yepyeni bir meyve suyu. Asya meyve suyu çıktı. Deneyin. Asya. Sayın dinleyiciler, reklamları dinleriniz. Thank you.
Günaydın Tahsin kardeş. Aleykümselam. Halı keyifler nasıl? Bir ihtiyacın var mı? Sağ ol. Şehmuz yok mu? O bir buradadır, bir Aladağ'da. Bir Urfa'dadır, bir Bingöl'de. Bir Kahta'dadır, bir Kars'ta. O bir yere bağlı değildir. Seviyorsun onu. Çok. Derman! 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 Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bütün köyün koca karılarını denemişiz, doğramamıştır. Bir de sen dene. Bu Hasan kurban olsun sana. Bütün gaz lambalarını getirin. Bol sıcak su kaynatın. Akın biraz. Allah'a şükürler olsun. Derman bacı, Derman bacı. Sağ ol. Görevim, sen de sağ ol. Burada kalacaksın. Evet, burada kalıyorum Tahsin kardeş. Hey! Köylüler! Kulak verin! Mürvet Derman köyümüzde kalıyor! Hey! Mürvet Derman köyümüzde kalıyor! Tahsin kardeş, bir ev lazım şimdi bana. Hastayım derdim, derman ararım ben. Ne haber lan Hakkı? Yapma lan, bak döverim ha! O ne bileyim? Aslanım benim, koç koç! Babam kurban olsun sana.
isterdin. He, öyle yiğit olmak isterdim hep. Sen de yiğitsin. Öyle değil, o hiç korkmaz. Hadi gelin içeri. Adın soyadın? Mefkure Güllü. Şikayetin? Sevgili, artık köylülerin güvenini kazandım. Gelenlerle baş edemiyorum. Geçen gün yine bir doğuma gittim. İğne yaptım ve doğum çok kolay oldu. Bu yüzden köydeki itibarım arttı. Benim çocuk yatağına işir. Sigara içirdik geçmedi. Buna bir ilaç verin. Dişlerim çok sızlıyor Derman. Benim bir şeyim yok, çocuğunlar. Benim karıya bir baksan. Hiçbiri de boş gelmiyor. Yağ, süt, yoğurt, çorap, hindi, tavuk... İşte böyle sevgili, günler geçiyor. Her şey tükendi. Gaz da bitiyor. Yakında büsbütün karanlıkta kalacağım. Bir de Şehmuz var. Dağ gibi, insana güven veren. Geçirdin mi? Yok. Bulantıların devam ediyor mu? Yok. Çarpıntın var mı? Yok. Ağrıya doktora gittin mi? Yok. Sinemaya gittin mi? Yok. Televizyon? Yok. Niye gülüyorsun? Anlamadın değil mi? Thank you.
5 gündür göremiyorum sizi. Gittiniz sandım. Niyetim öyleydi. Ama gidememişim. Sanki bu köye bağlanmışımdır. Benim gibi. Ben de istediğim halde gidemiyorum. Gözlerim arıyor sizi. Şu tepeye bakmadan edemiyorum. Beyaz Beyat gördünüz mü? Az önce şuradaydı. Yoksa ben hayal mi gördüm? Süvari Halil'in atıdır. Halil bu dağlarda dolmuştur. Kaç yıl olmuştur şu kar beyaz at sahibini arar durur. Senin sahibin yoktur. Nasıl yani? Evlisin. Hiç evlenmedim. Küçükken babam öldü. En büyük çocuk bendim. Hep parasız yatılı okudum. Okul bitince hastanelerde görev yaptım. Çalıştım durdum işte. Annem, kardeşim. Kadın başına buralara niye gelmişsin? Beni devlet okuttu bunca yıl. Sonra buraya tayin oldum. Sevdiğin vardır. Bir doktor arkadaşım var. Sarışınsın, sarışın güzel. Sen bir meyve dalısın güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sarışınsın, sarışın güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen bir meyve dalısın güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sarışın.
niye getirdin? Şehmuz sana hediye getirmiştir. Yaban keçisi. Eti çok lezzetlidir. Hediye mi, niye? Vallahi bilmiyorum, kim bilir. Şehmuz hep kendi kafasına göre iş yapar. Rıfat'a! Sen bu köye giremezsin! Ben köye girmeye değil! Bir derman varmış, onu almaya geldim! Derman bizimdir, vermeyiz! Bak muhtar, o hükümet ebesidir! Ebe hiç kimsenin malı değildir! Bizim köy yakın olduğu için bizim karılara da o bakacaktır! Ne diyorsun ha? Onun altına yata! Biz koyuyor, karnını biz doyuruyoruz! Derman bizimdir! Son defa söylüyorum muhtar! Vermiyoruz dediği Rıfat'a! Sen karışma Tahsin, sen karışma! Ne oluyor? Durun! Derdiniz nedir? Ben komşu köyün ağasıyım. Köyümüzde bir hamile kadın vardır. Seni almaya geldik. Muhtar vermek istemiyor. Benim yüzümden kavga etmeyin. Beni aranızdaki meselelere karıştırmayın. Ben hepinizin ebesiyim. Herkes benim için bir. Ha bu köydekiler, ha başkaları. Gider doğumda bulunurum, sonra da dönerim. Durup dururken mesele olmasın. Bize kalsa biz dermanı vermeyiz. Derman kendi gitmek isterse kendi bilir. Çantamı alayım gideriz. Hasta nerede? Burada! Yemiyor, içmiyor, geviş getirmiyorlar. 15-20 tanesi ölmüştür, hastadırlar! Bak, ben ebeyim. Hayvanların hastalığından anlamam ki. Veteriner işi bu. Ebe işi değil. Dağ başında veterineri nereden bulurum ben? Ha ebe, ha veter! Fark etmez, bakıver bir zahmet! Bilsem, anlasam hiç durur muyum? Size yardımcı olmaz mıyım? Bir yerde hepsi milli servettir. Elimden hiçbir şey gelmez. Sana boşuna mı derman demişler? İğne vurmasını bilirsin. Sen hele bismillah de, kolları sıva. Elimde ilaç yok, kalmadı. Vardır. İnsana iyi gelen ilaç, koyuna da iyi gelir. Bakın, elimde sadece birkaç doğum iğnesi var. Faydası olmaz. Aksine etki yapabilir, öldürebilir de. Yarın bakarsın bir doğum olur, bir kanama. O zaman sorumlu duruma düşerim. Hiçbir faydası olmaz bu iğnelerin. Boşuna uğraşmayın. Benim koyunlarım el alemin avradından daha mı kıymasız? Onca malım gözünün önünde kırılsın, tükensin mi? İyi düşün taşın. Yakıncaya hiç dönemezsin.
Derman hala dönmemiştir. İki gün olmuştur. Başı dertte mi ola? Muhakkak bir mesele vardır. Tahsin! Beraber gideriz. Yiğit olmak istersin. Şehmuz gibi. Ağa sorar, fikrini değiştirdi mi der. Hayır! Ağa'ya söyle bıraksın beni gideyim. Boşuna uğraşıyor, yapacak bir şeyim yok! Emaneti gönderiyor musun Rıfat Ağa? Yoksa ben mi gelip alayım? Dövüşmek günü değildir. At hazırlayın. Verin gitsin hadi. Sağ olun. Niye parçalıyorsunuz onu? Günahtır, adam yapmak günahtır. Adam yapmak yalnız Allah'a mahsustur. Nasılsın, iyi misin kızım? Hata bende, sözünüzü dinlemedim gittim. Ağa cahil bir adam. Otlak yüzünden yıllardır kavgalıyız. Mürvet Derman! Sen misin Tahsin kardeş? He! Halı keyifler nasıl? İstediğin gazı getirmiş ama açsana! İyi! Banyo yapıyorum, oraya bırak! Tahsin kardeş! Tahsin kardeş! Tahsin kardeş! Ne olur, bana kardeş deme! Diline kurban, kardeş deme! Ya ne diye? Kardeş demede ne dersen de, sana yakındığım kardeştan, kardeşlikten de öte. Sana gönül düşürmüşüm. Bana can de, Tahsin can de. Şimdi senin için Eleşkit'e kadar gidip gaz alıp geleceğim. Gitme Tahsin kardeş! Bak oğul!
Sen evlisen, yiğit kısmı evine gelen misafire uçkur çözmez. Hüdanın misafirine nefis bozulmaz, günahtır. Yiğit kısmının alnı bu kar gibi ak olmalı. Yiğitlik. Yiğitlik bu havada misafire gaz alıp gelmektir. Oğul gitme, bu hava ayaz yapar, dondurur. Gideceğim baba, gideceğim. Üç gün oldu. Dün dönmesi gerekirdi. Oğlum Tahsin, bu havaya güven olmaz dedim, dinlemedi. Belki de başka bir şeydir. Düşmanı var mıdır? Bir gün Sadullah'la kavga etmiştir. Oğlu hakkı için. Başka? Yoktur. Nöbeti ben tutacağım. Ha ha ha!
hayrola Şehmuz? Tahsin'in yerini değiştirmiş hem. İkimizden başkası bilmesin. İçeri gelir miydin? Bir çay içerdik. Yok. Evli misin? Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Ava çıkmıştım bir gün. Döndüğümde yuvam kül olmuştur. Hepsi yanmıştır. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim. Teslim olsan. Eski suçlar affoldu. Az bir şey yakıp çıkarsın. Suçum yoktur. İlk önce onlar öldürmüştür. Ben cezalarını vermişimdir. Kanun var, nizam var. Bu hayatın sonu yok ki. Bir gün seni de... Hiç korkmaz mısın? Korkmazdım. Ne zaman ayaklarım bu köye bağlanmıştır. Gitmek ister gidemez. İşte o günden beridir korkarım. Ölümden korkarım. Ölürsem seni bir daha göremem diye korkarım Derman. Derman bacı! Derman bacı! Bahar gölü sancılanmıştır, erken doğma mı kalmıştır ne? Gel bir bak hele! Çocuklar siz dışarı çıkın. Zeynel dede, Bahar gelin doğum yapacak. İlaç yok. Kalçası da dar, çocuğu bırakmıyor bir türlü. Kanama da başladı. Şehri hastaneye götürmeliyiz, hemen! Nasıl götüreceğiz? Bilirsen kaç aydır yollar kardan kapalıdır. Gitmesi gerek, yoksa Bahar gelin de çocuk da ölecek! Ölecek! Hüda'nın emri işte, gidilemez. Ne yapalım, at katır... Burada öleceğine yolda ölsün dedi, az da olsa bir umuttur. Kurtulur belki, kurtulur! Dediğim gibi, at, katır, kızak hiçbir şey gitmez Derman. At, kızak uzun yoldur. Şu keçi tepesini aşarız. Buradan böyle gideceğiz, kestirmedir. Hazırlanın. Aman! Daha yavaş! Korkma Bahar, ben yanındayım!
Alasmaldık. Oh!
Şükürler olsun. Aman yavrum. Şükür Allah'a. Ah!
Nasılsın? Sağ ol. İyi. Bahar gelinin bir oğlu oldu. Allah bağışlasın. Sana alasmalık demeye geldim şey. Güle güle bacım. Seni kendime bir has bacı seçmişim.